gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Meclis araştırması açılmasına ilişkin 3 adet önerge vardır. Ayrı ayrı okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Ormanlarımızda izinsiz kaçak ağaç kesimi ve orman yangınlarının sık çıkmasıyla beraber ormanlarımızın yok olmasıyla ilgili Anayasanın 98. ve iş tüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. Nuri Okutan, Isparta, Kadir Koçdemir, Bursa, Ahmet Kenan Tanrıkulu, İzmir, Emin Haluk, Ayhan Denizli, Safe Sancaklı, Kocaeli, Oktay Öztürk, Mersin, İsmail Faruk Aksu, İstanbul, Yusuf Halaçoğlu, Kayseri, Deniz Depboylu, Aydın, Ümit Özdağ, Gaziantep, Mevlüt Karakaya, Adana, Zihni Açba, Sakarya, Şefkat Çetin, Ankara, Mustafa Kalaycı, Konya, Celal Adan, İstanbul, Mehmet Erdoğan, Muğla, Baki Şimşek, Mersin, Erkan Haberal, Ankara, Ruhi Ersoy, Osmaniye, Arzu Erdem, İstanbul. Gerekçe, insanlığın hayatı devam ettirmede olmasa, olmazı sayılan 3 unsurun toprak, hava ve su meydana gelmesinde ve muhafazasında ormanların rolü ve katkısı büyüktür. Ülkemiz genelinde toplam 21.700 milyon hektar ormana sahip bulunan yurdumuz maalesef orman fakiri ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut ormanların %50'si bozuk ve verimsiz durumdadır. Ormanlarda kaçak ağaç kesimi ve faydalanması son yıllarda göç ve yakıt olarak alternatif enerji kaynakları kullanımının yaygınlaşması sonucu büyük ölçüde azalma göstermekle beraber hala önemli miktardadır. Son yıllarda artış gösteren ormansızlaşma HES'lerden meydana gelen erozyon, sel, kuraklık, toprak kayması, çığ ve iklim değişikliği gibi birçok doğal afet felaketi de beraberinde getirmektedir. Yapılan bu çalışmada popülist politikalara sapmadan bir taraftan orman köylülerinin kırsal fakirlikten kurtarılması, ormanlarımızı korunan ormanlar ve verimli parklar hariç işletmemiz gereklidir. Ormanlarımız orman içinde ve orman kenarında yaşayan köylerimizin önemli gelir kaynağıdır. Köylerimizin 1/3'ü orman içinde ve kenarında kurulmuştur. Nüfusumuzun 1/10'u ormanlardan yararlanmaktadır. Bu yönüyle de ormanlarımız vatandaşlarımıza iş temin eden doğal kaynaktır. Diğer taraftan da ormanlarımızın geliştirilmesi ve korunması amacına sadık kalınarak meselelere objektif olarak yaklaşılmalıdır. Ayrıca ormanlarımız da izinsiz kaçak ağaç kesimleri meydana gelen boşluklara fidan dikilmelidir. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, mera ıslahı, uygulama projeleri, yol şebeke planları, orman yangınlarıyla mücadele eylem planları, odun dışı orman ürünler, envanter ve faydalanma planları, otlatma planları, silvi kültür planları ve fidanlık rotasyon planları gibi birçok plan ve proje teşkilat birimlerince hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Açıkladığımız bu gerekçelerle yapılması gerekenler konusunda bir meclis araştırması komisyonu kurulmasında ülkemiz ve yöre halkımızın ormanlarımızın sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik açıdan faydası tartışılmaz yararlar sağlayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün iş yaptırdığı yüklenici firma işçilerine ödemek zorunda kaldığı tazminatın sebeplerinin belirlenmesi, kurumun ve kamunun uğradığı zararın nedenlerinin ve sorumlularının tespiti, kurum zararlarının araştırılması, alınacak önlemlerin ve politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz. Elif Doğan Türkmen, Adana, Kadim Durmaz, Tokat, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul, Orhan Sarıbal, Bursa, Nihat Yeşil, Ankara, Dursun Çiçek, İstanbul, Kazım Arslan, Denizli, Melike Basmacı, Denizli, Tahsin Tarhan, Kocaeli, Onursal Adıgüzel, İstanbul, Tekin Bingöl, Ankara, Serdar Kuyucuoğlu, Mersin, Erkan Aydın, Bursa, Çetin Arık, Kayseri, Ceyhun İrgil, Bursa, Gülay Yedekçi, İstanbul, Aytu Atıcı, Mersin, Akın Üstündağ, Muğla, Mahmut Tanal, İstanbul, Ali Akyıldız, Sivas, Tur Yıldız Biçer, Manisa, Uğur Bayraktutan, Artvin, Turabi Kayan, Kırklareli, Candan Yüceer, Tekirdağ. Gerekçe, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün
iş yaptırdığı yüklenici firma işçilerinin alamadıkları özlük hakları hakkında açtıkları davalar sonucu 3.7 milyon lira tazminat ödemeye hükmü... Öyle mi? Hükmolunduğu devam eden davalar sonuçlandığında tazminat miktarının 10 milyon lirayı geçeceği Sayıştay'ın 2014 yılı raporunda yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yüklenici firmaların işçilere özlük haklarını ödememesi gerekçesiyle milyonlarca lira tazminata mahkum olması kabul edilebilir bir durum değildir. Sayıştay Başkanlığı'nın kurum için hazırladığı 2014 yılı denetim raporuna göre işçilerin yüklenici firmalardan alamadıkları özlük hakları iddiasıyla açtıkları davalarda talep edilen miktar 10 milyon liranın üzerinde. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları aleyhine sonuçlanan davalar sonucu toplam 3.7 milyon lira hükmedildiği belirtilen raporda halen 375 dava derdest görülmekte olan durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları aleyhine sonuçlanan davalardan sonra taşeron firmalara rücu işlemi yapılmak istendiğinde ise bu firmaların adreslerinin dahi bulunamadığına dikkat çekilmektedir. Kurum aleyhine açılan davaların ağırlıklı kısmını personelin açtığı izin ücreti, derece, gösterge, intibak, disiplin, görev yeri değiştirme, maaş, ikramiye, sicil, sözleşme ücreti, ünvan gibi iş ve işlemlerle ilgili davalar ile hizmet alımı kapsamında çalışan taşeron işçilerin kıdem, alacak, fazla mesai ve izin davaları oluşturuyor. İhale yoluyla hizmet alımı yapılan yüklenici firmaların çalıştırdığı işçilerin yukarıda sayılan özlük haklarını yüklenici firmalardan alamadıkları iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları aleyhine alacak ve tazminat davaları giderek artmaktadır. Bu konuda 910 dava açılırken talep edilen toplam miktar 10.1 milyon lira. Bu davalardan 427'si kurum aleyhine sonuçlanırken 3.7 milyon lira tazminata hükmedilmiştir. Bazı yüklenici firmaların iyi niyet kurallarına uygun davranmaması, kurumun bu konuda çeşitli tedbirleri almasına bir engel değildir. Yetkili ve sorumlular bu ve buna benzer durumlar için önceden gerekli eğitim ve denetimler, gereken yaptırım ve cezai müeyyideler ile alınacak teminatlar ile kurumun zarar etmesini engellemekle görevlidirler. Yüklenici firma işçilerinin açtığı davalar sonucunda birçok kalemde tazminatlar ödemek zorunda kalan kurumun kontrol mekanizmasını oluşturması gerekirdi. Yüklenici firmalar ile sözleşme yapılan firmanın sözleşme süresince kontrol mekanizmasının işlerliğinin sözleşme maddeleriyle sağlanması ve sözleşme başlangıcında yeterli teminatların alınması ve iş devam ederken de sürekli kontrol mekanizmasının kurulmasına dikkat edilmediği açıktır. Öte yandan TCDD'nin 2014 Demiryolları İstatistik Yıllığında şirketin son yıllardaki görev zararı da dikkat çekicidir. Devlet Demiryolları 2010'da 886 milyon 336 bin lira, 2011'de 733 milyon 327 bin lira, 2012'de 877 milyon 508 bin lira, 2013'te 1 milyar 280 milyon 554 bin lira, 2014 yılında da 1 milyar 874 milyon 309 bin lira zarar etmiştir. Kurumun son 5 yıldaki görev zararı toplam 5,6 milyar lirayı ulaşmıştır. 2009 yılından bu yana zarar eden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kaynak ihtiyacı sürekli olarak hazine tarafından yapılan sermaye artışları ve hazine devirli garantili yurt dışı kredilerle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılında 5.4 milyar lira sermayeye mahsuben hazine tarafından ödenmiştir. Her yıl rekor zararlara ulaşan kurumun bir de yukarıdaki belirtilen sebeplerle yüklenici firma işçilerinin özlük hakları konusunda milyonlarca lira tazminat ödemeye mahkum edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir ve bu kurumun iyi yönetilmediğinin göstergesidir. Yukarıda bahsedilen nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün iş yaptırdığı yüklenici firma işçilerine ödemek zorunda kaldığı tazminatın sebeplerinin belirlenmesi, kurumun ve kurumun uğradığı zararın nedenlerinin ve sorumlularının tespiti, kurum zararlarının araştırılması, alınacak önlemlerin ve politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 cüzünün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılması uygun olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Türkiye'de Müslüman olmayan azınlıklara ait okullarda son yıllarda büyük sorunlar yaşanmaktadır. Azınlıkların eğitim hakları Lozan Anlaşması'nda güvence altına alınmasına karşın son yıllarda başta bu okulların ticarethaneye dönüştürülmek istenmesi olmak üzere birçok sorunlar yaşanmaktadır. Azınlık okullarının yaşadığı sorunların araştırılması konusunda meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. Selina Doğan İstanbul, Özgür Özel Manisa, Aytun Çıray İzmir, Sibel Özdemir İstanbul, Serdar Kuyucuoğlu Mersin, Hüseyin Çamak Mersin, Şenal Sarıhan Ankara, Cemal Okan Yüksel Eskişehir, Erkan Aydın Bursa, Şerafettin Topçu Zonguldak, Gülay Yedekçi İstanbul, Kemal Zeybek Samsun, Didem Engin İstanbul, Mustafa Tuncer Amasya, Veli Ağbabak Malatya, Türabi Kayan Kırklareli, Hüseyin Yıldız Aydın, Serkan Topal Hatay, Mahmut Tanal İstanbul, Murat Bakan İzmir, Melike Basmacı Denizli, Uğur Bayrak Tutan Artvin. Gerekçe. Türkiye'nin kuruluş senedi olarak kabul edilen Lozan Anlaşması'nda azınlık olarak kabul edilen milletlerin hukuki ve sosyal durumlarına ilişkin düzenlemeler içermektedir. Lozan Anlaşması'nda azınlıkların eğitim hakkına ilişkin de düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu anlaşmanın 40 ve 41. maddelerinde azınlıkların kendi okullarını kurabileceği, bunun içinde devletin her türlü kolaylığı sağlayacağı hükümler yer almaktadır. Bu bakımdan azınlık okulları diğerlerinin farklı bir idare şekline kavuşmuştur. Türkiye'de okullar devlet okulları ve özel okullar şeklinde iki ayrı statüye sahiptir. Azınlık okulları devlet okulu olmadıkları için özel okul statüsünde değerlendirilmektedir. Ancak bugüne dek tarihsel ve hayri durumları göz önünde bulundurularak Müslüman olmayan azınlıklara ait okulların hiçbiri iktisadi işletme olarak değerlendirilmemiştir. 1936'da yürürlüğe giren vakıflar yasasıyla birlikte bu okullar gelir ve kurumlar vergisine muaf tutulmuşlardır. Buna karşın azınlık okullarına özel bir statü de getirilmediği için son yıllarda büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Bugüne kadar okullarda öğrenci verilerinden kayıt ücreti alınmadığından oluşan bütçe açıkları yapılan bağışlara kapatılmaya çalışılmıştır. Ancak bu açıklar kanun bununla da kapanmamıştır. Cemaat temsilcilerinin konuyu gündeme getirmesiyle birlikte hükümet 2014-2015 eğitim döneminden itibaren tüm özel okullara belirli kriterler çerçevesinde yapılan devlet yardımından azınlık okullarına faydalanmasını sağlamıştır. Okulların bütçe açığının kapatılmasına büyük katkı sağlayan bu uygulama ile kısa süre sonra büyük sorunlar doğmuştur. Azınlık okulları bu yardımdan dolayı özel okul statüsünde değerlendirilmiş ve Maliye Bakanlığı inceleme başlatmıştır. Müfettişler yaptıkları incelemede bazı velilerin yaptığı bağışları okul ücreti olarak değerlendirmiş ve okulların iktisadi işletme olması gerektiğine dair raporlar yazmıştır. Kar amacı gütmeyen ve kültürel bir devamlılığın en önemli araçlarından biri olan azınlık okullarının parası olan öğrencileri kaydedip parası olmayanları kaydetme gibi bir durumları olamaz. Azınlık okullarının iktisadi işletme olarak kabul edilmesi birçok azınlık mensubunun çocuklarını bu okullara gönderemeyeceği gibi birçok okul kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Azınlık okulları sadece kendi cemaatlerine mensup öğrencileri kabul edebilmektedirler. Öğrencilerin cemaat mensubu olduklarına ilişkin kriterlerin henüz tam olarak belirlenmemiş olması sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Azınlık okullarında akademik kadro ve ders materyali temininde de ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Azınlık okullarında öğretmenlik yapabilmek için ihtiyaca cevap verebilecek ilgili bir fakültenin olmaması konuyla ilgili sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Söz konusu okullarda Türkçe grubu derslerinin Türk öğretmenler tarafından verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu uygulama azınlık mensubu öğretmenler tarafından tepkiyle karşılanmakta ve devletin kendilerine güvenmediği algısı oluşmaktadır. Aynı öğretmenler arasında da eşitsizlik doğmaktadır. Yaşanan iç savaştan dolayı milyonlarca Suriyeli son yıllarda Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Bunlar için Suriye vatandaşı Ermeni öğrenciler de bulunmaktadır. Bu öğrenciler Ermeni okullarına alınmakta. Türkiye'de binlerce Süryani yaşamasına karşın 2012 tarihine kadar Süryani okulu açılamamaktaydı.
Süryani Okulu'nun açılmasına engel olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesinin iptal edilmesinin ardından ilk olarak 2013 yılında Süryani Ana Okulu açılabilmiştir. Şimdi ilkokul açma hazırlığı içinde olan Süryani vakıfları büyük maddi zorluk yaşamaktalar. Lozan Anlaşması'nın azınlık okullarına yönelik müspet yükümlülükleri maddi desteği de kapsamaktadır. Ancak Süryaniler bu desteği alamamaktadırlar. Bunlar ve benzeri nedenlerden dolayı Türkiye'de yaşayan Müslüman olmayan azınlıklar eğitim konusunda büyük sorunlar yaşamaktadır. Tüm bu sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırılması uygun olacaktır. Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. Sayın Özel, bir talebiniz olmuş. Evet, 58'e göre tabii o aslında gündeme geçmeden önce yapılması gereken birleşim başında diyor taleptir. Gündeme şu anda geçtik. Yalnız şunu özellikle sormak istiyorum. Burada siz ona göre işlem yapmak adına tutanağa geçen bir beyanınızı düzeltmek mi istiyorsunuz yoksa konuşmanız yanlış anlaşıldı da? Konuşmam ve konuşmama karşı bir takım kullanılan ifadelerin yanlış anlaşıldığı ve tutanakta ileriye dönük olarak yanlış olarak yer almasını istemediğim için. Yani sadece sizin konuşmanızla alakalanacak çünkü talep edebiliyorsunuz. Evet evet elimde. Bir tahsis işlemi varsa düzeltme değil de tahsis yapacaksanız yerinde ben size söz vereyim. Yok yok düzeltme yapacağım ve kürsüde 5 dakikayı geçmemek üzere. Buyurun 2 dakika süre veriyorum o zaman. Burada yerleşik uygulama 3 dakikadır Sayın Başkan. 2 dakika 3 dakika duruma göre değişiyor. Sayın Başkan en son 2 dakika ne zaman verilmiş size bu Selim bilgiyi? Veren sayın uzmanlar en son 2 dakika ne zaman verilmiş bu konuda bir bakabilirler. Ben onu o şekilde hatırlıyorum. Sayın Başkan. Şimdi şu var. Zaten her hak kısıtlanıyor. Her hak kısıtlanıyor. Kısıtlanmıyor. 3 dakikadır. Bakın Sayın Özel size şunu söyledim. Bak bir dakika. Peki. Konuşalım anlaşalım. Tabii tabii. Ben size şunu dedim. Bakın bu talep gündeme geçmeden önce olması gereken bir talep. Şimdi gündeme geçmiş durumdayız ama buna rağmen sizin bu talebinizi değerlendirmeye arıyorum. Bu benim iyi niyetimi gösteriyor bir defa. Artı iş düzlükte bu noktada 5 dakikaya kadar süre verilebilir diyor. 2 dakika olabilir, 3 dakika olabilir. Yani bir dakikanın kavgasını da yapmaya gerek yok. Buyurun düzeltin. Kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan, kürsüden önce şunu söyleyeyim çünkü o konu başka bir konu ama şunu ifade etmek zorundayım. Şimdi kürsüde ifade edin. Buyurun 3 dakika süre veriyorum. Peki. Buyurun, buyurun tamam. Peki. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her an parlamentoda muhalefetin bir hakkını, bir sözünü kısıtlama, yerleşik uygulamalardan geriye dönme, bunu zaman zaman çoğunluğun oyuna başvurarak, zaman zaman meclis idaresine verilen yetkileri bir farklı şekilde yorumlayarak yapıyorsunuz. Bu uygulamanın 3 dakika olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun 2 dakikaya indirilmesinden hiçbir şey kazanmazsınız. Zaten aslında bahsettiğim, biraz önce söz alırken bahsettiğim tartışma da benim beyanlarıma ve arkadaşlarımızın beyanlarına verdiğiniz tüm reaksiyonlar da bununla ilgili. Sayın Başkan, iş düzüğün 64. maddesi, başkanın görüşme ve oylamalara katılamaması maddesi. Bakın Sayın Başkan, genel kurula başkanlık eden başkan veya başkan vekili asıl konu görüşülürken ve oylanırken hiçbir surette görüşünü açıklayamaz. Başkan veya başkan vekilleri görevlerinin yerine getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tartışmalara katılamazlar. Kişisel savunma hakları gizlidir. Ben size sataşırsam yerime oturduğumda cevabını verirsiniz. Kişisel olarak size sataşırsak. Bakın Sayın Başkan, Başbakan arkadaşımız laf atıyor oradan. Başbakan neden grupta oturuyor diyor. Başbakanlık makamı ortadan mı kalktı diyor. Lafa oradan giriyorsunuz. Günü gelince o da olur inşallah diyorsunuz. Yine Sayın Engin Altay söz istiyor ve Sayın Bakan'a diyor ki, pardon, komisyon başkanına haksızlık yaptınız diyor. Komisyon başkanı burada cevap verirken okumayan insanlar anlamaz diyor bizim gruba doğru. Engin Altay söz istiyor. Ben bir elbise diktim, kim üstüne alırsa diyor komisyon başkanı. Engin Altay söz istiyor, cevabınız. Siz o elbiseyi kendinize yakıştırdıysanız buyurun kürsüye. Bugün Sayın Filiz Kerestecioğlu hükümetin timsah gözyaşları döktüğünü söylerken düğmeye basıyorsunuz. Burada kimse timsah gözyaşları dökmez hanımefendi diyorsunuz veya Sayın Başkan diyorsunuz. Şimdi Sayın Başkan burada başkanın oy kullanamayacağı ve tartışmalara giremeyeceği yapıyor.
yapmaya çalıştığınız gitgide artmakta olan eksilen oylardan dolayı bu maddenin bu kısmını ihlal edeyim, en sonunda da gidip bir oy atayım diyorsanız ona diyecek bir şeyim yok. Ama bu madde bir bütün. Nasıl oylamalara katılamıyorsanız, size yapılan sözlü bir setaşmaya cevap verme hakkınız hariç burada görüşmelerin esasına ilişkin ve buradaki görüşmelere yön verecek, konuşmacıya hat bildirecek bir şey yapamazsınız. Biz bunu sizin dışınızdaki diğer üç meclis başkan vekilinden asla da görmedik. Bundan önceki dönemde de tartışma konusu olurdu ama sizin kadar bunu bir grup başkan vekili refleksiyle cevaplama alışkanlığı yok. Ha, HDP'ye gelince bu kadar bunlar olurken onlar da bu işten alınmıyorsa onların grup yönetiminde kendi haline kalacak. Şimdi Sayın Özel. Adım geçtiği için konuşabilirim değil mi? bir saniye Sayın Yıldırım, bir konuyu bağlayalım. Bakın Sayın Özel. Sayın Özel, iş tüzüğün bütün hükümlerini bir arada değerlendirirseniz başkan söz vermeden kimsenin orada konuşma yapmayacağı kesindir değil mi? Şimdi Sayın Başbakan burada otururken, bir konuşmacı da devam ederken, orada bir milletvekilin başbakanlık kalktı mı, Sayın Binali Yıldırım'ın ne işi var demesi yerinden, bu doğru bir şey mi? Söz verilmedi halde. İkincisi, ben bir milletvekiliyim aynı zamanda. Bu parlamentoda oranın da sizin de hakkınızı savunmak durumundayım. Sadece bir tarafın değil. Parlamentoya yönelik bir girişim olursa, milletvekiline karşı herhangi bir saldırı, bu sözlü olabilir, fiili olabilir, olursa grup farkı gözetmeksizin herkesle ilgili kanaatimi de ortaya koyarım. Burada tavrımı da net bir şekilde ortaya koyarım. Dolayısıyla yine usul tartışması, bakın dün çok oldu. Olsun, hakkınızdır. Ama şunu ifade ediyorum. Bakın şimdi 58'e göre siz beyanda bulundunuz. Peki burada 58 ile ilgili tek bir laf ettiniz mi? Kendi bak 58'i niçin istediğiniz bellidir. Kendi beyanınızı düzelten bir şey söylediniz mi? Söylemediniz. Bakın ben bu iş tüzüğü uygulamak durumundayım. Önce iki, sonra bir başka tartışmayla birleştirip üçe getirdiğinizden iş tüzüğün vermiş aldığı şimdi, bir hakkı tamamen kullanamadım. Bu konuda işte yani kullanmadınız. Ya biz bizeyiz. Konuşuyoruz. Sayın Özel, anlamamışsınız yani. Şimdi evet, gazeteciler konusunda, timsah gözyaşları konusuna gelince, gazetecilerle ilgili grup başkan vekillerinden önce ben de aynı beyanlarda bulundum. Şimdi doğal olarak Sayın Kereseceoğlu bana da yönelerek böyle bir ifade kullanırsa ben buna cevap veririm. Timsah gözyaşları değil. Bir hakkı, bir hakikati savunduğumuzu, basın özgürlüğüyle suç işleme özgürlüğünü birbirinden ayırt etmemiz gerektiğini ben ifade ederim. Çünkü bu ifadeleri ben kullandım. Ben de kullandım. Böyle bir şey olursa zaman zaman bu tür görüşmeler olur. Zaman zaman espriyle karışık, siz oradan söylersiniz, ben söylerim. Ama tabii ki bunun bir noktada durması lazım. Yani haklısınız. Ben burada çok meraklı değilim her söylenene laf atmak, her milletvekiline cevap yetiştirmek. Bu benim görevim de değil. Ama ben bu iş tüzüğü mümkün mertebe, siz de takdir edersiniz ki, uygulamaya çalışıyorum. Lütfen bu iş tüzüğü de istismar edecek tarzda beyanlarımızdan, söylemlerimizden, eylemlerimizden kaçınalım. Hep birlikte verimli bir çalışma ortamı yaşayalım diyoruz. Temennimiz budur. Ha yoksa zaman zaman amacını aşan ifadeler sizlerden de bizlerden de belki olabilir. Birbirimizi karşılıklı anlayış içerisinde bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Söylediğim budur benim. Temiz bir dile davet etmeniz, sessizliğin sağlanmasını istemeniz hem hakkınızdır hem görevinizdir. Buna evet, kimsenin bir şey söylediği yok. Ama hani ben kendi önümüzü kapatmayacağını bilsem, diyeceğim ki grup başkan vekillerinden meclis başkan vekili yapmasınlar. Siz bir lafı punduna getirdiğinizi gördüğünüzde tak diye cümleye girip onu söylüyorsunuz. Şu andaki bütün meclis başkan vekilleri aynı zamanda grup başkan vekilliğinden gelme. Zaten sizin dışınızdaki arkadaşlar da zaman zaman, sizin dışınızdaki sayın başkanlarımız da zaman zaman kendilerine yapılan sataşmaları iş tüzüğün verdiği hakla, usulüne göre cevaplıyorlar. Bu davetlerde bulunuyorlar. Ama siz doğrudan tartışmaya yön veren, hat bildiren, tartışmanın önüne set çeken, bazen bambaşka bir tartışmayı açan beyanlarda bulunuyorsunuz. Bizim itirazımız bunadır. Yoksa siz görevinizi yaparken, sizin görevinizi kolaylaştırmaya çalışmak bizim de görevlerimiz içinde. Gruplar arası diyalogla, başkanlık divanıyla diyalogla. Ama şu parlamentoda dün
şu sıralar arasına gelip giderken herkes ya bu Ahmet Aydın Başkan ne yapıyor? Neden bu kadar çok lafa giriyor? Niçin konuşmalara, iç düzeye bu kadar aykırı davranıyor diyor. Açtım okudum. Hem vallahi hem billahi dedim ki Ahmet Başkan niyeti bozmuş, oy da kullanacak. Çünkü aynı maddede düzenleniyor. Oy da kullanamaz, görüşte bildiremez. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İç düzün tüm hükümlerini okursanız Sayın Özel, burada kimin ne yaptığını göreceğiz inşallah. Sayın Keristecioğlu buyurun. Ama ben sadece adım iki kere zikredildiği için tutanaklara geçsin diye söylüyorum. Ben burada konuşma yaparken genelde size dönerek konuşuyorum. Size dönerek konuşmam her lafı size söylediğim anlamına gelmiyor. Onlarla ilgili benim de beyanım olduğu için. Sizin beyanınız olması illa bana karşılık olması gerekmiyor. Ben özellikle bir şey söylediysem sadece size şunu söylemişimdir. 15 Temmuz darbe girişiminden söz ettiniz. İmece TV burada canlı yayın yapıyordu ve yegane kanal da orada canını tehlikeye atarak yapan ve kapatıldı diye bunu söyledim. Timsah gözyaşları ise genel olarak kimse timsah gözyaşları dökmesin dedim. Hani o elbise üstüne giydirmek misali, o kimseyi siz kendinize yakıştırdıysanız o zaman bilemeyeceğim. Ama ben size hitaben bunu söylemedim. Saygılarım. Eyvallah. Sayın Yıldırım, size iki dakikada sataşmadan dolayı süre veriyorum. Sayın Özel'in. Bir saniye. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi Sayın Başkan, dört başkan vekilimizin grup başkan vekilliğinden geliyor olması onların tarafsızlığını bir yere bırakıp ona göre burada yönetim anlayışı açığa çıkaracağı anlamına gelmez. Gerçekten çok fazla grup başkan vekilliğinin tesirinde kalarak veya kalmış olarak iki gündür yönetim anlayışı sergiliyorsunuz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bir diğeri, her şeye yorum yapmak durumunda değilsiniz. İstisnasız her şeye yorum yapıyorsunuz. Burada demokrasi var diyorsunuz. Sayın Grup Başkan Vekilimizin sözüne binaen unutmayın. Bakın 3 gündür hani CHP bizim grup yönetimimizin takınacağı tavır üzerinden konuşuyor. 3 parti deve kuşu misali kafasını kuma gömmüş. 11 vekilimizin tutukluk hali üzerinden yasama faaliyetlerine katılamayışına dair usul tartışmalarında burayı kullanmamıza dair bir kelime söyleyememiş. Açık söyleyeyim. Dün söyledim, yine söylüyorum. Acaba bu arkadaşlarımızın dokunulmazlıklarının kaldırılmasında ve tutuklanmasında ana muhalefet partisinin payı bu kadar büyük de onun için mi bir şey söyleyemiyor? Bu mudur yani? 2 gündür bir kelime söyleme işini sizi hiç mahcup etmiyor mu? Sizinle aynı haklara sahip olanların burada haklarını kullanamayışı sizi rahatsız etmiyor mu? Siz kaldırdınız, siz ve tutuklanmalarına siz sebep oldunuz. Bir diğer husus, unutmayın ki Hakkari milletvekilimiz, hani demokrasi var diyorsunuz ya burada Sayın Başkan. Şurada Nihat Akdoğan'ın yaptığı konuşmadan ötürü hazırlanmış fezlekesinin olduğunu biliyor musunuz? Müdahale etmeyelim Sayın Milletvekiller. Bir diğer husus, öyle mi? Bakın, cesaret verme konusunda, onu telkin etme konusunda elimize su dökemezsiniz. 40 defa abdest alın, ondan sonra gelin konuşun burada. Teşekkür ediyorum. Sayın Özel, bir saniye Sayın Özel, az önce bana şey sordunuz ya, bu 58'de 2 dakika bir tek örnek varsa getirin diye. Şimdi 40 gün önce ve Sayın Yıldırım, Sayın Milletvekilleri. Kol kola girerken iyi, resim verirken. Sayın Ağbaba, Sayın Toğrul, Sayın Yıldırım, Sayın Milletvekilleri. Bakın 30 Kasım 2016 Çarşamba 29. Birleşim'de Sayın Pervin Buldan Başkanımız, Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Talal'ın talebi üzerine 58. maddeye göre geçen birleşimde yarın beyanın düzeltilmesi hususunda söz talebi vardır. Kürsüye davet ediyor. Size 2 dakika süre vereceğim. 2 dakika süre veriyor. Tam 40 gün önce. Yani bana bir tek örnek getirin dedi. Zaten size örnek. Öyle dediniz. 2 dakika verince siz öyle dediniz ya bana. Ben aydınlayayım bakalım. Bana bir tek örnek getirin mi dedim.
Geçmiş örneklere bakın, en son ne zaman 2 dakika verilmiş? 40 gün önce. Ben en son ne zaman 2 dakika verilmiş dedim. Tamam, işte gelelim. Söyledim ben onu. Buyurun Sayın Özel, Sayın Grup Başkan Vekili, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ahlaksız bir teklife evet demek, deve kuşu misali başını... Buyurun, sataşmadan 2 dakika süreyle Sayın Tezcan'a söz veriyorum grup adına. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin hiçbir döneminde ahlaksız tekliflerin ortağı olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin hiçbir döneminde gizli pazarlıkların ve ilişkilerin ortağı olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi programında, parti bildirgelerinde ne yazıyorsa onun arkasında durmuştur. Dokunulmazlıklar meselesindeki tutumu da başından bu yana bu tutarlılık içerisinde olmuştur. Ama gizli pazarlıkları arıyorsa burada konuşan arkadaşlarımız dönecekler, İmralı'da yapılan gizli pazarlıklara bakacaklar. AKP ile gizli pazarlıkların nerelerde yapıldığını bu millet biliyor. Gizli pazarlıkları arayacaksa arkadaşlarımız gidecekler, Oslo'da yapılacak gizli pazarlıklara bakacaklar. Gizli pazarlıkları arıyorlarsa Dolmabahçe'de yapılan gizli pazarlıklara bakacaklar. Bu gizli pazarlıkların tamamında bu milletin birliğine, bütünlüğüne, ulusal bağımsızlığına kasteden bir anlayış ve bir pazarlık ilişkisi vardır. Bugün kentleri bomba yığını haline getiren ve sok şehirlerimizde, metropollerde patlatılan bombalarla her gün yüzlerce şehidin verildiği bir Türkiye belasını başımıza saran AKP ile yapılan bu gizli pazarlıklardır. Siz önce onun hesabını verin. Değerli milletvekilleri, teşekkür ediyorum. Bir saniye Sayın Akçay önce söz istemişti, sonra size söz vereceğim Sayın Yıldırım. Açalım arkadaşlar, 1 dakika. Sayın Akçay'ın mikrofonunu açalım. Sayın Usta'nın açıldı. Tamam. Tamam. Buyurun Sayın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Grup Başkan Vekili Sayın Yıldırım Genel Kurul kürsüsünde çok talihsiz ifadeler kullanmıştır. Sayın milletvekilleri, bakın, bir grup başkan vekiline söz verdim. Sayın Akçay konuşuyor. Lütfen istirham ediyorum. Buyurun Sayın Akçay. Umarım ki bu ağır ifadeler Sayın Yıldırım tarafından tavsiye edilir, geri alınır, düzeltilir. Bu ahlaksız teklif ve deve kuşu ibarelerini kabul etmek mümkün değil. Bu ancak genel kurulda görüşmelerde gerilim yaratmaktan başka bir sonuca ulaşmaz. Ben bunu öneriyorum ve şimdilik kişi kendinden bilir işi diyerek sonlandırıyorum ve bu tür bir gerilim politikasından da vazgeçmeye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri, dilerseniz buradan... Peki buyurun, 2 dakika süre veriyorum. Lütfen yeni bir sataşmaya meydan vermeyelim. Bunun bir sonu olmaz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugüne kadar bu kürsüde defalarca eleştirdiğim farklı partiler olmuştur. Hiçbir zaman ana muhalefet partisinin tamamını toptancı bir yaklaşımla eleştirmedim. Ama yönetim anlayışını ve zihniyetini sonuna kadar eleştiriyorum. Bakın, 20 Mayıs günü burada ben kendi kavramımı kullanmadım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kavramıdır. 27 Nisan 2016 günü bu teklif ahlaksızdır dedi. Kılıçdaroğlu söyledi ve sonra da bu teklife evet diyeceğini söyledi. Ben kendi kavramımı kullanmadım ve bu eleştirim de CHP'nin yönetim zihniyetinedir. İkinci bir husus, 20 Temmuz günü asıl darbenin olduğunu söyledi. Eğer oradan gireceksek, 20 Temmuz'dan sonra 25 Temmuz günü darbecilerle sarayda buluşulup buluşulmadı veya 7 Ağustos günü darbecilerle yeni kapıda poz verilip verilmediğini soracağız biz. Veya o darbenin hazırlanma süreci askere sınırsız yetki veren yine CHP'nin mevcut yönetimi ve zihniyetinin ona Suriye tezkeresine bugün eleştirdiği birçok şeye
evet demiş olmasıdır. Bu asla CHP tabanına değildir, CHP'nin kurumsal kimliğine değildir, yönetim anlayışına ve zihniyetinedir. Teşekkür ediyorum Sayın Özel. Yeni bir sataşmada bulunmayacağımızı ümit ediyoruz. O konuda bir gayret içinde olacağız ama bu son söylediği sözlere, kurumsal kimliğimize yapılan bu... Lütfen bunu sonlandıralım Sayın Milletvekilleri. Bir senden bir ondan öyle gitmiyor. Buyurun. Sayın Başkan, özel bir yeni sataşma yapma niyetinde değilim. Ama şunun bilinmesinde yarar var. 20 Temmuz OHAL darbesi bir sivil darbedir diyen, bunu söyleme cesaretini gösteren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunun genel başkanı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türk siyasi literatürüne 20 Temmuz darbesi sözünün patenti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne aittir. Bu sözün kabul edilmiş olması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Çünkü bundan sonraki demokrasi mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. 20 Temmuz'dan sonra Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'de uzlaşma kültürü adına gitmesi gereken yerlere gitmesi, Türkiye'nin demokrasisi açısından takınılması gereken, alınması gereken tutumla ilgili sorumlu bir siyasetçinin yapması gereken şeydir. Sayın Genel Başkanımız gittiği her noktada Türkiye'de siyasette uzlaşmanın ve toplumsal uzlaşmayı, toplumsal barışı sağlama konusunda ortak aklın hakim olması noktasında söylemesi gereken her şeyi söylemiştir. Ama hiçbir zaman kapalı kapılar arkasında, kapalı kapılar dışında söyleyemeyeceği gizli konuşmalar yapmamıştır. Açarsak kutuyu ortaya her şey dökülür diyebileceği gizli konuşmaları hiç olmamıştır. Orada ne söylediyse dışarıda da aynısını söylemiştir. Arzumuz ve beklentimiz biraz önce söylediğim kapalı görüşmeleri Oslo'da, Dolmabahçe'de, İmralı'da yapanların aynı açık yüreklilikle dışarıda da bunları açıklayabilmesidir. Mesele budur. Teşekkür ederim. Evet Sayın Milletvekilleri, şimdi Halkların Demokratik Partisi grubunun iş tüzüğün... Tekrarlıyorum. O zaman geçmişti zaten. Babanın o kadar bağırmasına sebep olan şey. Neden iki gündür suskunlar, kendileriyle aynı haklara sahip olan milletvekillerinin burada yasama yetkilerini kullanmayışına karşı neden suskundurlar? Bunu bütün Türkiye kamuoyunun bilgisine sunuyor. Teşekkür ediyorum. Ya sabahtandır tutanaklara geçiriyoruz arkadaşlar. Bu hem bizim işimiz hem sevgili stenografların işi. Evet. Zaten bütün olayımız bu. Tarihe geleceğe yazı yazıyoruz burada. Madem tutanaklara geçecek, şu da tutanaklara net geçsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin tutuklanmalarına ilişkin geçmişte ve bugün ortaya koyduğu tavır, yaptığı açıklamalar ortadadır. Ancak geçmiş dönem 3 partiden 8 sayın milletvekili tutukluyken o 8 sayın milletvekilini de ziyaret eden tek parti, o partinin cezaevlerini inceleme komisyonu üyesi Veli Ağbaba'nın bu konuda yazmış, 7 dilde 180 dünya parlamentosuna yollanmış tutuklu milletvekilleri kitabı ve biz tüm partileri ziyaret eden tek partiyken kendi tutuklu milletvekili olan bir siyasi partinin bizim ve diğer siyasi partilerin tutuklu milletvekillerini ziyaret etmeyerek benim tutukluluğuma yapılan zulümdür, senin tutukluluğuna yapılan revadır anlayışının da altını çizmek istiyorum.